1 Mayıs 2020 9. sınıf fizik deneme sorularının cevapları. Evet, soru 1. Aşağıdaki sıcaklık değerlerinin hangisini Kelvin termometresi göstermez ya da karşılığı yoktur? Arkadaşlar, mutlak sıcaklık 0 Kelvin'dir. 0 Kelvin'in altındaki hiçbir sıcaklık değerini biz ölçemeyiz ve termometreler göstermez. Bakın burada eksi 50 Kelvin diyor. 0 Kelvin'in altında olduğu için eksi 50 Kelvin'i ölçemez. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 2'ye geçelim. Evet, ikinci sorumuzda yükleri sırasıyla artı 12Q ve eksi 4Q olan K ve L iletken küreleri birbirine temas ettiriliyor. Burada temas ettiriliyor diyor. Dokunma ile elektriklenme var. Buna göre son durumda kürelerin 1. yük cinsleri, 2. yük miktarları, 3. yarı çap başına düşen yük miktarları niceliklerinden hangileri kesinlikle aynı olur? Arkadaşlar, dokunma ile elektriklenmede cisimlerin son yük işaretleri kesinlikle birbiriyle aynıdır. Yani ya her ikisi de son durumda pozitif ya da her ikisi de son durumda negatif ya da her ikisi de son durumda nötr olacaktır. Bakın toplam yük ne kadar? Artı 8Q. Artı 8Q olduğu için bu artı 8Q iki cisme paylaşacaktır. Son durumda yüklerin işaretleri, yük cinsleri aynı olacaktır. Kesinlikle doğrudur. Yük miktarları, arkadaşlar yarıçap hakkında bir bilgimiz yok. Yarıçaplarını bilmediğimiz için yük miktarları aynıdır diyemeyiz. Çünkü yarıçap başına yük miktarı da alacaktır. O zaman ikinci önermemiz yanlış olacaktır. Üçüncüsü, yarıçap başına düşen yük miktarı kesinlikle aynıdır arkadaşlar. Çünkü toplam yükü yarıçap başına paylaşacaklardır. O yüzden yarıçap başına düşen yük miktarı kesinlikle aynıdır. O zaman doğru cevabımız C seçeneği gelecek. 1 ve 3. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, üçüncü sorumuzda cam çubuk ipek kumaşa sürtülerek elektrikleniyor. Son durumda cam çubuk artı Q yüklü olduğuna göre 1. ipek kumaşın yükü eksi Q'dur. 2. ipek kumaş pozitif yüklüdür. 3. ipek kumaşın yük miktarı cam çubuğun yük miktarından fazladır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, cam çubuk artı yükle yüklüymüş. Artı Q. Bakın bunların basit yöntemi şuydu. İpek kumaşın E'sinden eksiyle yüklendiğini anlayacağız. O zaman ikinci önermemiz biri direkt gönderelim. Çünkü pozitif yükle yüklü değil, negatif yükle yüklüdür. Ve sürtünme ile elektriklenmede arkadaşlar son yüklerin işaretleri zıt ama yük miktarları kesinlikle eşittir. O zaman bu artı Q kadarsa bu da eksi Q kadardır. Yani birinci önermemiz doğrudur. İpek kumaşın yükü eksi Q kadardır. İpek kumaşın yük miktarı cam çubuğun yük miktarından fazladır diyor. Yanlış arkadaşlar. Yük miktarları kesinlikle aynıdır. Bakın Q, Q kadar. Yalnız birisi artı, birisi eksi. O zaman üçüncü önermemize gitti. Doğru seçeneğimiz A olacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda saçımıza sürttüğümüz ebonit çubuğun musluktan akan suya yaklaştırılınca suyun akış doğrultusu değişir. Buna göre 1. ebonit çubuk sürtünme ile elektriklenmiştir. 2. ebonit çubuk elektriklendiği için su moleküllerini etkilemiştir. 3. ebonit çubuk saça sürtülmeden de suya yaklaştırılsaydı suyun akış doğrultusu değişir diye. Yukarıdaki sonuçlardan hangileri bu deneyden çıkarılabilir? Şimdi arkadaşlar, saçımıza sürttüğümüz ebonit çubuk, bakın E harfi var. Eksi yükle yüklenecektir. Su moleküllerinin içindeki pozitif iyonları kendine doğru çekecek. Yani suyun akış doğrultusunu değiştirecektir. Ebonit çubuk sürtünme ile elektriklenmiştir. Doğrudur. Ebonit çubuk elektriklendiği için su moleküllerini etkilemiştir. Kesinlikle arkadaşlar, eksi yükle yükleniyor. Sudaki artı yükleri ne yapacaktır? Kendine doğru çekmeye çalışacaktır. O yüzden suyun akış doğrultusu değişecektir. İkinci önermemiz de doğrudur. Ebonit çubuk saça sürtülmeden de suya yaklaştırılsaydı suyun akış doğrultusu değişir demiş. Yanlış arkadaşlar. Sürtünme ile elektriklenme olduğu için bu durum gerçekleşiyor. Eğer sürtünme olmasaydı elektriklenme olmayacaktı ve suyun akış doğrultusunu değiştiremeyecekti. Üçüncü önermemiz yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği gelecektir. Beşinci sorumuza geçelim. Arkadaşlar, beşinci soruda hava sürtünmesinin önemsenmediği. Bakın buraya dikkat. Hava sürtünmesi yokmuş. Ortamda yukarı düşey atılan bir futbol topu maksimum yüksekliğe kadar çıkıp geri dönerek aynı yere aynı büyüklükteki hızla çarpıyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Top yukarı çıkarken kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Doğrudur arkadaşlar. Topun mekanik enerjisi hareket boyunca sürekli korunur.
Arkadaşlar sürtünme olmadığı için mekanik enerji sürekli korunacaktır. Mekanik enerji neydi? Kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi. Kinetik enerji azalıp potansiyel enerji artarken toplam mekanik enerjiniz ne yapacaktır? Korunacaktır. Yani değişmeyecektir. Doğru. Topun yukarı çıkarken yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş cismin kinetik enerjisinin azalmasına neden olmuştur. Kesinlikle arkadaşlar. Kinetik enerjimiz azalıyorsa potansiyel enerjimiz artacaktır. Bundan bahsediyor. Doğrudur. Topun hareketi boyunca net kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Arkadaşlar net kuvvetimiz sıfırdır. Bu yüzden net kuvvetin yaptığı iş de sıfır. Doğrudur. Top çıkabildiği maksimum yükseklikten aşağı doğru inerken yer çekimi kuvveti iş yapmamıştır. Arkadaşlar yanlış. Yere doğru hareket ettiği için bunu yere doğru hareket ettiren kuvvet yer çekimi kuvvetinin yaptığı iştir. Yanlıştır. O zaman doğru cevabımız E seçeneği gelecek. Altıncı sorumuza geçelim. Altıncı soruda sürtünmesi önemsiz. Bakın burası önemli. Sürtünmesi önemsiz düzlemde durmakta olan F kuvveti sürekli yola paralel olacak şekilde K noktasından E noktasına kadar hareket ettiriliyor. Arkadaşlar F kuvveti sürekli uygulanıyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar KL aralığında cismin kinetik enerjisi artmıştır. Evet bakın F net eşittir M çarpı A'dan gideceğiz. F net eşittir M çarpı A. Bakın arkadaşlar net kuvvetiniz var. Bu cisim ivmelenecektir. İvmelenmek demek arkadaşlar hızlanacaktır burada. Pozitif çünkü bakın ivmesi hızlanacak. Hızlandığı için kinetik enerjisi artacaktır. Çünkü kinetik enerjisinin diğer bir adı hareket enerjisiydi. O zaman bu doğrudur. LM aralığında cismin mekanik enerjisi artmıştır. Arkadaşlar bakın LM aralığına geldim. Normalde şunu söylersiniz. Hocam kinetik enerjisi azalıyor, potansiyel enerjisi artıyor. Kinetik enerjimiz azalıp potansiyel enerjimiz arttığı için mekanik enerji korunumludur dersiniz. Fakat F kuvveti uygulanıyor arkadaşlar. Burada kinetik enerjiniz hala hızlanıyor. Hızlandığı için kinetik enerjisinde bir takım artış var hala. Potansiyel enerjisi de artıyor. Her ikisi de arttığı için arkadaşlar mekanik enerjisi artmıştır. Doğru. LM aralığında cismin potansiyel enerjisi artmıştır. Kesinlikle belli bir yüksekliğe çıkıyor. Potansiyel enerjimiz artar. Doğrudur. MN aralığında cismin kinetik enerjisi artmıştır. Arkadaşlar hala kuvvet uygulanıyor. Bakın. MN aralığına geldim. Hala kuvvet uygulanıyor. Hala hızlanıyor. Kinetik enerjim artar. Doğrudur. Cismin mekanik enerjisi korunmuştur. Arkadaşlar yanlış. Cismin mekanik enerjisi artıyordu. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? A seçeneği gelecek. Yedinci sorumuza geçelim. Arkadaşlar 7. soruda sürtünmesi yatay düzlemde birbirine bağlı K ve L cisimleri F kuvvetiyle çekiliyor. Cisimler hareket ederken aralarındaki ip kesildiğinde 1. K cismi hareketini sabit hızda sürdürür. 2. K cismi yavaşlar ve durur. 3. L cismi daha büyük ivmeyle hızlamaya devam eder. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar sürtünmesiz bir ortam diyor. Bakın buraya dikkat. Ben bu iki cismi F kuvvetiyle çekersem belli bir ivme kazanıp hızlanacaklar. Daha sonra ben buradaki ipi kesersem arkadaki cisimin normalde durması gerekiyor ama sürtünmesiz bir ortam olduğu için durmayacaktır, yoluna devam edecektir. Kuvvet de yok, bakın kuvveti de kestim. Artık sabit hızda ne yapacaktır? Gitmeye devam edecektir. K cismi hareketini sabit hızda sürdürür. Evet doğrudur, birinci önermemiz. K cismi yavaşlar ve durur diyor. Yanlış, sürtünmesiz olduğu için sabit hızda hareketine devam edecek. L cismi daha büyük ivmeyle hızlanmaya devam eder. Arkadaşlar F net eşittir M çarpı A'dan. F net eşittir M çarpı A. Bakın burada M dediniz toplam kütle üzerinden gitmek zorundasınız. Çünkü iki cismi birden çekiyorduk ilk başta. K'nın kütlesi artı L'nin kütlesi çarpı ivme. Bakın arkadaşlar ilk başta şöyle bir ivmemiz vardı. Buradan K'yı ben kaldırırsam, bakın burası ters orantılı. Kütleli ivme ters orantılı. Çünkü kuvvetimiz sabit. K'yı kaldırırsam, kütlem azalırsa ivmemiz artar. O zaman ben bunu kaldırdığım anda L'nin üzerine etkiyen ivme artacaktır. Yani ivmenin büyüklüğü artacaktır ve hızlanacaktır. L cismi daha büyük ivme ile hızlanmaya devam eder. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 seçeneği olacak. Yani E seçeneği gelecektir.
Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs tarihinde yapılan 9. sınıf denemesi kimya sorularının çözümlerini yapacağım. Birinci sorudan başlayalım. Maddenin halleriyle alakalı bir soru. X katısını gaz haline dönüştürüyoruz. Katıdan gaza geçerken düzensizlik artar. X'in molekül yapısı değişmez. Fiziksel bir olaydır. Fiziksel bir olay olduğu için molekül yapısı değişmez. Katıdan gaza giderken enerji verdiğimiz için, ısı verdiğimiz için enerjisi artar. Maddenin en düzenli hali katı, en düzensiz hali gazdır. Enerjisi en düşük olan hali katı, enerjisinin yüksek olan hali gazdır. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Cevap değişik. İkinci soru, maddenin halleriyle ilgili bir soru. Katılar, amorf bir kristal yapıda olabilirler. Kristal katıların belirli bir erime noktası vardır. Amorf katıların yoktur. Amorf katılara grafit elmas örnek verilebilir. Amorf katılara grafit elmas örnek verilemez. Grafit elmas kovalent katı, kristal katıdır. Amorf katılara örnek lastik, plastik gibi malzemelerdir. Yanlış olur. Cevap 1-2. Teşekkür. Üçüncü soru. Atom yapısıyla alakalı bir soru. Nötron sayısı, proton sayısı grafiği verilmiş. A ile B'nin görüyorsunuz nötron sayıları aynı. B ile C'nin de proton sayıları aynı. Şu nokta. B ile C'nin proton sayısı. A ile B'nin de nötron sayısı bu nokta. Şimdi sorunun şıklarına bakalım. B ile C izotoptur. Gördüğünüz gibi B ile C'nin proton sayıları aynı. Bu noktada nötron sayıları farklı olduğu için, bakın C'nin nötron sayısı burası, B'nin nötron sayısı burası, izotoptur. A ile B izotondur. A ile B'nin nötron sayıları aynı. Bu noktada proton sayıları farklı olduğu için izotondur. Proton sayıları aynı, nötron sayısı farklıysa izotop. Nötron sayısı aynı, proton sayısı farklıysa bunlara biz izoton diyoruz. A ile B'nin fiziksel özellikleri aynıdır. A ile B'nin proton sayıları farklı olduğu için bunlar farklı maddelerdir. Farklı maddeler oldukları için fiziksel özellikleri farklıdır. Aynı olamaz. Cevap C. A ile C farklı elementtir. Baktığınız zaman A ile C'nin proton sayıları farklı olduğu için farklı elementtir. B ile C'nin fiziksel özellikleri farklıdır. B ile C'nin nötron sayıları farklı olduğu için fiziksel özellikler farklıdır. Cevap C şıkkıdır. Fiziksel özelliğin aynı olabilmesi için hem proton hem nötron hem de elektron sayısının aynı olması lazım. Üçüncü soru bu şekildeydi. Dördüncü soru. Verilen bileşiklerin kaç tanesinin adı yanlış verilmiştir? Kimyasal türler arası etkileşimde iyonik ve kovalent bileşiklerin okunmasıyla alakalı bir soru. İkisi de ametal, kovalent bağlı bileşik, karbon, disülfür şeklinde okuruz. Doğrudur. Latince sayılarla. Oksijenin yükü -2'dir. Kurşunun yükü +2'dir. Bunu okurken yükünü söyleyeceğiz. Kurşun 2 oksit olması lazım. Yanlış. Diazot, tetraoksit doğru, her ikisi de ametal. Kalsiyum, bu bir karbonat köküdür. Kalsiyum bir karbonat deriz. Doğru. Karbon, tetraklorür dememiz lazım. Karbon klorür demiş, yanlıştır. Verilen bileşiklerden kaç tanesinin adı yanlıştır diyor. İki tanesinin adı yanlış. 4-5 oluyor. Beşinci soru. Aynı elemente ait diyor. Aynı elemente aitse bunların proton sayıları aynıdır. Hangileri aynı olabilir? Aynı elemente ait olduğu için nötron sayıları aynı olabilir. Şimdi proton sayıları aynı. X artı ile X artı 2'nin proton sayıları aynı. 10, 10 mesela. Nötron sayıları da aynı olabilir. Çünkü aynı element 5, 5 diyelim. O zaman kütle numaraları, nükleon sayısı kütle numarası demektir. Kütle numaraları 15 olur. Kütle nükleon sayıları da aynı olabilir. Fakat bakın bu X artı 1 yüklü. Bunun elektron sayısı kaç? 9. Bunun elektron sayısı kaç? 8. Yükleri farklı olduğu için iyon yükleri elektron sayıları aynı olamaz. Elektron sayıları farklıdır. Beşinci soru B şıkkı olur arkadaşlar. Altıncı soru. Katman elektron dağılımı vermiş. Bu element 3A grubunda. 3A grubunda olduğu için bir metaldir bu element. Bileşiklerinde 5 elektron alarak diyor. Elektron almaz. Metaller elektron verir. 3 tane elektron vererek soy gaz yapısına ulaşabilir. Yanlış olur. Elektron vermeye yatkındır. Metal olduğu için elektron vermeye yatkındır. Metaldir. Cevap 2-3. Özür diliyorum. Yanlış olanı sormuş. Cevap yalnız 1 olur. E şık olur.
Yanlış olanı sorduğu için cevap değişik. 7. soru. Bileşiklerle ilgili. Farklı cins molekül içermez, aynı cins molekülleri içerir. Örneğin su bileşiği su moleküllerinden oluşur. Aynı cins molekül içerir. Farklı cins molekül içerenler karışımdır. Yanlış. Bileşenlerin özelliklerini taşımaz. Evet. Bileşenleri özelliklerini kaybeder bileşik oluşurken. Taşımaz. Doğru. Kendilerini oluşturan elementler kütlece belirli bir oranda birleşir. Bu da doğrudur. Belirli oranlarda birleşir. Örneğin 2 gram hidrojenle 16 gram oksijen suyu oluşturabilir. 2/16 oranı vardır. Cevap 2-3 olmaktadır. Dedim soru değişik. Deneme soruları çözümlerini bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıf biyoloji soru çözümünü yapacağız beraber. Deneme sınavında görmüş olduğunuz 6 tane sorunun çözümünü beraber burada inceleyeceğiz. İlk olarak karşımıza çıkan soruda bir ökaryot hücrede mitokondri faaliyetindeki artışa bağlı olarak meydana gelebilecek değişimler ile ilgili. Aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez demiş. İlk olarak bizim karşımıza çıkan oksijen olduğunu görüyoruz. Oksijen miktarı mitokondri faaliyeti gerçekleştikçe ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İkinci olarak baktığımızda ısı miktarının artacağını gösteriyor. Dolayısıyla tabii ki burada bağlar özellikle almış olunan besindeki bağlar kopanıldığı için ısı miktarında artış olması beklenen bir durumdur. Karbondioksit miktarının artması söz konusu. Yine besindeki karbonlar parçalanarak oksijenle birleştirilecekleri için karbondioksit miktarı da artacaktır diyebiliriz. ATP miktarı zaten mitokondrinin faaliyet amacı ATP üretmektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da artış olacağı söz konusudur. Fakat Edirne'ye baktığımızda su miktarının azaldığını gözlemliyoruz. Aksine biz biliyoruz ki besinler oksijen ile parçalandığında karbondioksit ve su oluşumu gözlenir. Burada ise azaldığı belirtilmiş. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız Edirne. İkinci soruya baktığımızda burada hücreyle ilgili bir ortam görüyoruz arkadaşlar. Bu ortamda özellikle XYZ ortamındaki hücrelerin farklı işte emme kuvvetleri, ozmotik basıncı ve dengede olduğuna dair ifadeler var. Dolayısıyla buna bakıyoruz hangileri doğru verilmiştir gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Burada belirteceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Birincisi mesela Z ortamındaki hücrenin ortam ile ozmotik denge halinde olması demek ortamın izotonik olması anlamına geliyor. Dolayısıyla B, D ve E eleniyor arkadaşlar. Bu şıklar eleniyor. Geldik Y'ye. Y ortamında hücrenin ozmotik basıncının arttığı gözlenmiş. Ozmotik basıncı artıyorsa hücrede bulunan madde miktarı da artıyor demektir. Hücredeki madde miktarı artıyorsa arkadaşlar su konusunda sıkıntı yaşıyor demektir. Dolayısıyla buna hipertonik ortam diyeceğiz arkadaşlar. Hipertonik ortam olacak. Hipotonik ortam ise su miktarının arttığı, madde miktarının azaldığı. Dolayısıyla X'e baktığımız zaman da emme kuvveti azalıyorsa arkadaşlar ortamdaki aslında madde miktarının daha doğrusu su miktarının arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da bize hipotonik ortam olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız C'den olacak. Bir diğer soruya bakacağız. Bir diğer soruda arkadaşlar bir bakteriyofaj çalırken bakteriye ait moleküllerden hangilerini kullanmaz diyor. Burada amino asitleri kullanarak kendisine bir protein kılıfı inşa eder. Yine bakteride bulunan ATP'yi de arkadaşlar kullanabilir. Fakat mRNA ve hücre duvarını kullanamaz. Daha doğrusu şöyle tRNA'yı kullanır arkadaşlar amino asitleri taşımak için. mRNA da bu anlamda görev alır fakat doğrudan kullanabilir diyemiyoruz. Dolayısıyla hücre duvarı ve mRNA'yı kullanamayacağını belirteceğiz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Dörde geldik. Aşağıdaki hayvan gruplandırmalarından hangisinde farklı şubeye ait canlılar beraber bulunmaktadır ifadesini görüyoruz. Kanguru, yunus, kirpi bunlar memeli hayvanlardır.
ve omurgalılar grubunda yer alır. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Bize şube dediği için biz burada ya omurgalılar ve omurgasızların bir arada olmasını bekliyoruz. Bakıyoruz köpek balığı omurgalı bir canlı, balık grubunda yer alıyor, balık sınıfında. İnci kefali yine omurgalı bir canlı, dolayısıyla o da balık grubunda yer alıyor. Ancak mürekkep balığı her ne kadar isminde balık yer alsa da yumuşakçalar grubunda, yani omurgasızlar şubesinde yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla burada hem omurgalı hem omurgasız bir arada verilmiş. C'ye bakıyoruz, kurbağa, kertenkele ve kartal yine omurgalılar şubesinde yer alır. Toprak solucanı, hidra, deniz anası yine omurgasızlar şubesinde yer alır üçü de. Çekirge, deniz anası ve sünger de yine eklem bacaklar ve yumuşakçalar grubunda yer aldıkları için arkadaşlar omurgasızlar grubunda yer alırlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktı diyeceğiz. Bir sonraki soruya geliyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen alemlerden hangilerinde ototrof canlılara rastlanır ifadesi var? Ototrof üretici demek. Protistaların içerisinde üretici olan ögnen olduğunu biliyoruz. Fungiler hiçbir şekilde üretici değillerdir. Ya saprofitlerdir ya da ayrıştırıcıdır. Yani tüketicidirler arkadaşlar. Bakterilere baktığımız zaman da bunların içerisinde ototrof bakteriler olduğunu bileceğiz. Dolayısıyla cevabımız C'dir diyoruz arkadaşlar. Altıya bakıyoruz. Bakterilerde aşağıdaki olaylardan hangisi kesinlikle gözlenmez ifadesini görüyoruz. Kemosentez yapan bakteri türleri bulunmaktadır. Fermantasyon yapabilirler bazı türler. Fotosentez yapan türleri vardır. Oksijenli solunum yapan türleri vardır. Ancak mayoz bölünme yapan bakteri türü bulunmamaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizde olacak. Umarım sorularınızı doğru cevaplamışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.